Türkiye'de başbakanlık yapmış bir şahsın kendisiyle birlikte mezara gitmesi gereken sırları döküp saçması, bu devletin kimlerin elinde kaldığına bariz bir delildir. Ketumiyet yoksa karakter yoktur. Gizlemesini bilmeyenin yönetmesi mümkün değildir. Serok Ahmet böyle biridir. Gelecek Partisi'nin yöneticilerine tavsiyem şudur. Bu Serok'un yanında sakın konuşmayın. Aman ha sır verme gafletine düşmeyin. Dil ile düğümlenen diş ile çözülemeyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Keza aynı şey Selamsız Babacan için de geçerlidir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi vezirlerinden olup Mısır'a vali olarak tayin edilen ancak bir süre sonra padişaha isyan ederek kendisini sultan ilan eden hain Ahmet Paşa gibileri zamanında teşhis edilerek devlet ve siyaset hayatı onlara tümden kapatılmalıdır. Serok için deniz bitmiş, filikası su almıştır. Mısır'ın alınmasından sonra muazzam bir serveti geride bırakarak ölen bir tacirin metrukatından bir kısmına el konulması devrin defterdarı tarafından uygun bulunmuştu. Adaletiyle öne çıkan bir devletin uygulaması elbette şaşırtıcıydı. Fakat kendisine gönderilen takriri inceleyen Yavuz Sultan Selim'in cevabı ise beklendiği üzere hayranlık uyandırmıştı. Ölene rahmet, malına bereket, evladına afiyet, gammaza da lanet olsun. Türk devlet ve siyaset hayatının sütunları muhteşem bir mazinin tecrübe ve birikim mümmetiyle dikilmiştir. Bahanesi ne olursa olsun bu sütunu kırmaya, yıkmaya, tahrip etmeye çalışmak demokrasimize ve milli birliğimize yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Zillet İttifakı'nın asıl ve yedek kadrosunu teşkil eden özellikle davası ve devası olmadığı gibi gelecekleri de mevcut siyasi partinin başkanlarının gündeme yansıyan iddia ve itirafları esas itibariyle düşünce namusu açısından yüz kızartıcı utanç vesikasıdır. Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde muhalefet partileri birbirleriyle çelişir gibi görünen iki ayrı tavır ve davranışı aynı anda göstermekle sorumludur. Bir yanda iktidarı eleştirirken diğer yandan da rejime ve ülkeye muhalefetten kaçınmak durumundadırlar. Demokrasinin bekası iki ucu keskin bıçak gibi parlayan bu hassasiyete yakından bağlıdır. Biz bu hassasiyete milli, ahlaki, ilkeli ve sorumlu muhalefet anlayışı diyoruz ve herkesi buna uymaya davet ediyoruz. Gerçi Serok ve devasızların diğer zillet ortaklarıyla birlikte buna riayet etmeyeceklerini de peşinen tahmin ediyoruz. CHP yönetimi başta olmak üzere bütün muhalefet partileriyle 71 yıl önce yapılmış şu değerlendirmeleri hasreten paylaşmayı bir vazife sayıyorum. Eğer iktidar karşısına geçen muhalefet partileri devleti ve milleti kötülemek pahasına da olsa her şeyi fena göstermek yolunu tutarlarsa, eğer muhalefet partisi hükümetin tabii olan her güçlüğünü büyütmeye kalkarsa, hülasa iktidarla muhalefet arasındaki münasebet şuursuz bir çekişme ve dalaşma halinde soysuzlaşırsa demokratik rejimin atisi yoktur. Bu sözlerin sahibi merhum İsmet İnönü'dür. Konuştuğu yer CHP Parti Divanı, tarih ise 27 Mayıs 1950'dir.
İlerleyen yıllarda bu İnönü'nün yerinde yerlerin estiği de bir başka üzerinde durulması icap eden tenakuz halidir. Her seferinde dün de dün kalmış, bugünün gerçekleriyle ters düşmüştür. Merhum Nadir Nadi, İnönü'nün iktidar muvaffak olmasında da ne olursa olsun havasında olduğunu, çok değil 1952 yılının Aralık ayında kaleme almıştır. 21 Nisan 1954 tarihli Niğde mitinginde Demokrat Parti hükümetini kastederek düşeceklerdir, düşmeleri lazımdır sözlerinin sahibi de o dönemin CHP genel başkanıdır. Bu üslup tıpkısının aynısıyla Kılıçdaroğlu'na da egemendir. CHP genel sekreterliği görevini üstlenmiş siyasetçilerden birisi olan merhum Faik Ahmet Barutçu ise siyasi anılarında İsmet İnönü'nün şunları söylediğini yazmıştır. Bu ülke gezgin istiklal mahkemeleriyle yönetilemez. Atatürk sağ olsaydı yönetimi 5 yıl daha sürdüremezdi. Diktatörlük devrimle yıkılmaya mahkumdur. Biz demokrasiyi doğal yollardan yerleştirmeye çalışıyoruz. Siyasette tutarlılık, fikri çizgide devamlılık, mücadelede dürüstlük, duruşta berraklık, siyasetçilerin ve siyasi partilerin ülkeye ve millete hizmet konusunda samimiyet derecelerini gösterecektir. Patlaması kaçınılmaz olan lafzi balonların fikir kısvesine bürünerek siyaset piyasasına sürülmesi hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Siyaset bir savaş hali, dost ve düşman kamplarının hamulesi değildir. Maalesef bugün Türkiye'nin en önemli sorunu siyasetin kendi içinde yaşamış olduğu açmazlar ve sancılı travmalardır. Bunun asıl nedeni siyaset yaptığını zanneden bir kısım zevatın gerçekte siyasetsizliğin içine gömülmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali tamı tamına budur. Nitekim Zillet İttifakı siyasetini Türkiye'ye karşı konuşlandırmıştır. Teessüfle ifade etmek isterim ki organize suç şebekelerine, terör örgütlerine, yeminli Türk düşmanlarına sözcülük yapan, onların iftiralarına taşeronluk eden köksüz ve kişiliksiz bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Ülkemizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır. Ancak bu vatan düşmeyecek, Türkiye yenilmeyecek, Türk milleti zillete boyun eğmeyecek.